Efendi bana şeyden yazmış, Viyana'dan. Demiş ki bugün hiç oynamadın. Oynuyorum bak Nazım Bey, nasıl oynamıyorum. Ama 3 saat boyunca da oynanmaz ki. Bir de oynamayı bilseymişim ne olacakmış hiç bilmiyorum. Aysel Giyim, çok teşekkür ederim. Bu da Aysel Giyim'den. Aysel'cim, elbise valla çok güzelmiş bak. Arkasından Nazlı. Çok güzel. Nasıl? Çok mu beğendiniz? Nazlı bana kuliste ne dedi abi? Siz dedi beni dinliyormuş gibi görünüyorsunuz ama dinlemiyorsunuz dedi. Nasıl dinlemiyorum be? Ben herkesi dinlerim. Öyle annemi de dinlerim, babamı da dinlerim, oğlumu da, patronumu da, herkesi. Şimdi Ayten ablacığım, bizi izliyorsun biliyorum. Gerçekten yine duygulandım. Bizim rejideki arkadaşlar, sen niye soyundun öyle be? Bizim rejideki arkadaşlar bir maaş kazanıyorlar. O maaşlarınla birlikte bir Rumeli TV ekibi olarak Ayten abla için sağ olsunlar Taner'cim, bütün rejideki arkadaşlarım gönlümüzden ne koparsa para toplayacağız dediler. Ben diyorum ki biraz sonra Ayten ablanın numarasını da ekranda yayınlayacağız. Ayten ablacığım inşallah her şeyin en güzeli olur senin için diyorum. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Evet şimdi Melek'ciğim, sana soruyu sormadan hani şu lastik çocuğu bir de sen gör gitmeden, olur mu? Geliyor, soyunmuş ama ya. Utandık. Vallahi. Rahat ol, rahat ol. Güzel bir müzikle. Kim geliyor? Kim geliyor? Ahmet Yusuf Kılıç geliyor. Hoş geldin. Bulduk. Aman Allah'ım, sen nesin böyle? Bakamadık sana. Nasıl beceriyorsun sen bunları? Doğuş. Gel üstünü giy, gel bakayım. Hadi. Peki. Üstünü giy bir gel. Yemekler oldu gibi. Oldu gibi. Elmalarımız evet haşladı. Çok güzel görünüyor. Şimdi pekala sunumunu nasıl yapacağız bu elmanın? Krem şantı iyice köpürteceğim. Ondan köpürtmeyeceksin. Sonra... Dur. Dur, köpürtemiyorsun çünkü ses yok.
Elmalarımızı haşladık. İç harcını da yaptım. Şimdi güzelce krem şantimizi köpürteceğim. Köpürdükten sonra üzerine sıkacağız. Üzerine tarçınla güzelce bir süs yapacağız. Çok güzel olacak görüntüsü de. Şimdi ben sunsam nasıl sunarım? Nasıl? Söyleyeyim mi? Bir tane elmayı bir tabağa alırım. Tamam. Nane varsa evde iki tane nane yaprağı koyup kenarından. Nasıl abi? Tabii ki. Evde avududu sosum bulunur benim. Hep bu tür değişik soslarım vardır. Severim böyle şeyleri. Avududundan tabağın bir köşesine koyarım elmayı. İki tane yaprak koyarım kenarına, nane yaprağı. Avududu sosunun da o ikram ettiğim kişiye göre, tabii ki sevgilimse, eşimse ismini yazarım veya seni seviyorum derim, kalp çizerim. Arkadaşımsa başka bir şey yazarım. Esinciğim, simgeciğim, sizleri de çok seviyorum. Sizin de kandiliniz kutlu olsun diyorum. Şimdi bir şey diyeyim, krem şanti beyaz olduğu için o dediğiniz sos bunun üzerine döküldüğü zaman acayip güzel olur yani, böyle yanlardan akar. Benim hoş. Boşuna kitaplarım yok. Boşuna gazetelerde yıllarca yemek tarifleri yazmadım. Evet. Ama ben yemek yapmaya bıktım, o yüzden yemek yapan. Hiç bıkılır mı ya? Neyse söylemeyeceğim. Başka ne durumdayız? Mercimeklerimizi de haşladık. Evet. Şimdi biberlerimizi jülyen doğrayacağım. Dereotunu ince kıyacağım. Soğanımızı da yarım şekilde, yarım ay şeklinde doğrayacağım. Ondan sonra salatamızı da güzelce yapacağız. Şimdi bir şey anlamadım. Olacak. Ortada bir şey yok. Başka mercimek salatası vardı. Mercimeğimizi haşladık. Evet. Ondan sonra dereotumuzu kıyacağız. Biberimizi ve soğanımızı doğrayacağız. Güzelce karıştıracağız. Başka krem ne var? Şantif üstüne koyacağız. Bu kadar. Bir de poğaçamız var tabii ki de. Poğaçamız da şu an fırında pişiyor. Evet. Ama hamurumuz nerede? Hamurumuz da dolapta. Dolapta. Evet. Bugün biliyorsunuz ki kandil. O yüzden bütün göçmenler bilirler. Çörek pişireceğiz bugün. Evet. Mısır patlatmayacağız mı? Bak çok misafirimiz var ekran arkası. Erdoğan amca, sana bir türlü kız bulamadım. Erdoğan amca bana dedi. Ya Sayın abi, Ahmet abi bizim mahallelerde yok mu ya? Erdoğan amca bana iki tane altın kelepçe alacak onu evlendirirsem. Bak hiç altınım yok. Bir saatim bile yok. Ya size bir sürprizim var yakında. Ne sürprizim var be? Öyle 20 burada... yaşında bir kızdan bahsediyordun o mu? Hayır. Olmaz abi, sana yakışmaz. Hakan sende mi sürpriz? Ay nasıl bir alem Allah. Hadi bakalım bu zamanda Yesin'cim, bu şarkı benim canım arkadaşım, sana da gelsin. Bahriye sana da gelsin. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Benim can dostlarıma bugün Kandil Aysel giymem. Menekşe'ye, kuaföre, Almira kuaföre, canım arkadaşım. Biz zaten resimlerimizi onunla paylaşıyoruz böyle programa hazırlık yaparken. Çok güldük bugün. Beni çok güldürüyorlar. Bir şey anlattım. Gerçekten sizleri çok seviyorum. Oradaki bütün hanımefendilere de burada sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Şimdi bana diyorlar ki abicim, programda çok konuşuyorsun, çok bağırıyorsun, program sonrası sesin çıkmıyor. Normal hayatta zaten böyle değilim ya. Böyle bir şey mümkün mü? Alo diyoruz. Alo. Ümmiye, Ümmiye, Gürcan Bey hoş geldiniz, Edirne'ye sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Ümmiye hazırlık yapıyorum programı için, arkada kuliste onun sesini duydum. Alo, alo, üzüldüm bir de Edirne'li, tüh, Edirne'li olunca bir şeyler oluyor bana böyle. Üzülüyorum, yapılacak bir şey yok. Trakyalı abicim değil mi? Nereye abicim, böyle hazırlık yapıyorsun sanki program bitiyormuş gibi. Evet, şimdi Burak Dandan bir şarkı gelsin. Telefonumuz var mı? Ne güzel süslüyorsun kız sen bunları böyle. Elif'e biliyorsunuz ki bir restoranda iş arıyoruz. Eğer gerçekten bu kadar kabiliyetli, güzel eğitimini alıyor. Şu an aşçılık okulunda okuyor. Bunun yanı sıra destek almak için bir restoranda. Ama zaten sen benimle çalışıyorsun. Evet. Okulunda okuyorsun. Evde yemekler yapıyorsun. Bir de alo diyoruz. Alo. Alo. Alo, iyi akşamlar. Gürcan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buldum. Ben Alsa'dan arayayım. Nereden? Alsa. Alsa Kuzucu köyünde. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Benim sanatsın. Çok teşekkür ederim. Sözü size bırakıyorum. Nevin Hanım. Efendim. Benim torunumun yaz günü. Evet. Torunum Berra'nın doğum günü kutlu olsun. Alsa'da oturuyor. Varaş Mahallesi'nde. Havsa'da adı? Berra Çakır. Berra Çakır'ın doğum gününü ben kutluyorum. Beni kesin izliyordur. Biliyorum bütün Havsa beni izliyor. Ona buradan kokulu kokulu öpüyorum.
Olur mu? Var mı söylemek istediğiniz başka bir şey? Bir şarkı isteyeceğim senden. Benden mi? Evet. Ya senden hangisi olursa olsun yani. Sıradaki var. Sevindir. Seni çok seviyoruz. Bütün Kayca Rumeli'ye bakıyoruz. Çok seviyorsunuz beni. Ben de sizleri çok seviyorum. Ne hissediyorsunuz beni izlerken bir Trakyalı olarak? Karnımız kabarıyor. Çok iyiydi. Karnınız kabarıyor. Oo, ne kadar güzel işte. Şimdi size bir şey anlatacağım. Hafsa'da normalde Ahmet abi cumartesi günleri pazar olur. Şimdi dinle gitme Gürcan Bey, gitme yayından. Şimdi pazarcılar tamam. Diyorlarmış ki, duyuyorlarmış aralarında bayanlar, hadi işte yetişelim, nevin başlayacak, nevin başlayacak. Pazarcının bir tanesi demiş ki, başlayacağım bu nevine, bu nevin de kim? Tabii ya, adamın ya, ne? Tamam. Bu nevin kim demiş ya, nereye gidiyorlar? Hastanede mi ne var? Hani nevine yetişelim diyorlar ya. Daha sonradan pazarcı öğrenmiş ki ben ekranlardayım. Bir gün o hanımefendiye demiş ki, vay sizden duydum, duymaz olsaydım. Koşa koşa pazarı bırakıp ben de nevini izliyorum. Öyle. Böyle yapışıyorlar bana, kopamıyorlar insanlar. Bütün Trakya'ya sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sizler duyuyorsunuz, bunu yazıyorsunuz bana. Ben sizlerle gurur duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi sayın seyirciler, bugün de programın sonuna geldik. Ben tekrar herkesin, ama önce benim anneciğimin, babacığımın, bütün ailemin, kardeşimin, gözdeciğimin, Hafsa'daki halamların, Bursa'daki halamların, bütün teyzemlerin, ben biliyorsunuz kendi aileme çok selam göndermeyi sevmiyorum. Anneannemin, babacığım, anneciğim, iyi ki varsınız diyorum. Sizleri çok öpüyorum, çok seviyorum. Çok içten kandilinizi kutluyorum, sizleri seviyorum. Size kucak dolusu sizlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Önümüzdeki cuma günü göçmen kızı yine Rumeli TV ekranlarında olacak. Bakalım neler olacak. Zannediyorum ki çok dolu bir gün olacak cuma günü, ben bilmiyorum. Konuşamayacağız da bu hafta Nazlı'yla. Gazeteciler Derneği Başkanı bizlerle birlikte olacak. Başka konuklarımız da olacak bir şarkıyla.